Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cuma'ya gitmek için okuldan kaçmak günah mı? Son ders demiş. Git öğretmenlerden izin al. Kaçacağınıza. Uyku bir kimseyi sabah namazından, teheccüden, bazen de virdinden, zikrinden alıkoyuyorsa bu durumdan nasıl kurtulabilir? Oo. Gaflet diz boyu olmuş. Buradan rüya okumuyorum. Evlatlarım çok asi. Biri 15 erkek, biri 9 yaşında kız. Oğlum bana elini kaldırıyor vurmak için. Kızım asi, sözümü dinlemiyor. Çok tövbe et. Biz alışmışız çocuklarımızın hata ve kusurlarını çocuklarımızın üzerine yıkmaya, kendimize değil. Çocuğun ebeveyninden hakkı üçtür. Hayırlı isim konması, ardından dininin öğretilmesi. Bir anne baba çocuğuna dinini öğretmediyse tam anlamıyla, o çocuğun bütün her şeyinden sorumlu. Birinci derecede kendisi sorumlu. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Hadis-i şerif. Bir erkek birinci derecede çocuklarının eğitiminden, iaşesinden, evlenmesinden, bilgilenmesinden sorumlu. Bir erkek hanımının Kur'an ve sünneti yaşayıp yaşamamasından sorumlu. Bir aile reisi, çünkü İslam erkeği aile reisi görür. Öyle kendi kendinize Avrupalılaşıp, kendi kendinizi böyle Hristiyan adet, gelenek ve göreneklerini kendinize adet ve gelenek görenek etmeyin. Erkek evin reisidir İslam'da. Erkek eşine, çoluğuna, çocuğuna zulmetmeden eşine, çoluğuna, çocuğuna dinini öğretmekle mükelleftir. Mükellef. Allah onun hesabını soracak adamdan. Erkekten soracak. Çocuğa hayırlı isim konması, ardından dininin öğretilmesi. Bütün çocuklar için. Bütün çocuklar için. O çocuk dinini öğrense, helal lokmayla da yediriliyorsa, o çocuk anneye babaya asi olacak noktaya gelmez. Gelirse anne baba ondan sorumlu olmaz. Hemen bize şu örneği getirirler. İşte Nuh'un çocukları babasına isyan etti, iman etmedi. Hemen önümüze şunu koyarlar. Adem'in çocuğu işte ilk katil oldu. Sen Adem misin? Sen Nuh musun? Sen Eyüp müsün? Sen İbrahim misin? Sen Yakup musun ki? Veya sen Yusuf musun ki güzellikte yarışıyorsun? Bize düşen Kur'an ve sünneti çocuklarımıza öğretmek, çocuklarımıza anlatmak, çocuklarımıza aktarmak, etrafımıza bunu tebliğ etmek.
ama birinci derecede nefsimize, ondan sonra çocuklarımıza. Sonra biz bakalım ona. Biz çocuklarımıza o eğitimi vermemişiz. Çocuklarımıza o bilgiyi vermemişiz. Çocuklar Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor, temel dini eğitimi bilmiyor, temel dini ahlakı bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Çocukların eline ver birer tane. Özür dilerim. Çocukların eline verin birer tane laptop, birer tane ne diyorlar ona? Tablet. Çocuklar bir şey bilmiyorlar. Baba giderken kendi kafasından gidiyor. Derse giderken de o çocuk kendisine zul geliyor. Çocuğunu derse de götürmüyor. Anne kızını derse götürmüyor. Çocuklar da gitmek istemiyor zaten. Ne yapacaklar gidip de orada? Kendilerince öyle düşünüyorlar. Böylece çocuklar anne ve babalarının dini eğitimini almıyorlar. Bakın Türkiye'de ben 61'liyim. Benim yaşımda olanların anne ve babaları Türkiye'de kaybedilmiş nesil. Hatta diyebilirim ki 50'sinden sonra şu anda Türkiye'de 50'sinden 70'e 80'e kadar ne kadar yaşayan insan varsa kaybedilmiş nesil. Niçin? Yasak her şey. Bildiğiniz yasak. Bu şimdi gençlere tuhaf geliyor. Bu çok uzun değil. Ben 27-28 yıl önce evde hadis-i şerif okurken Buhari okuyorum diye Buhari kitabıyla beraber karakola götürülmüş bir insanım ben. Ve Diyanet'e yazı yazdı savcılık. Bu kitap dini bir kitap mıdır değil midir diye. Diyanet uzun müddet ne cevap yazacağını bekledi. Müftüye dedim ki hocam mahşerde elim yakanda olur dedim ya. Buna da mı cevap yazamıyorsunuz dedim. Kaybolmuş nesil bunlar. Bakın kaybolmuş nesil. Bunlara bir şey demiyorum. Ama bir nesil daha kaybetmeyelim. Ardından tam toparlanıyordu ortalık. Bir 28 Şubat patlattılar. İmam hatipleri perişan ettiler. Kur'an kurslarını perişan ettiler. Din eğitimini perişan ettiler. Ettiler. Bir nesil daha kayboldu. Bir nesil daha kayboldu. Şimdi bir nesil daha kaybolmasın. Yolun hani zararın neresinden dönülürse kârdır. Şimdiki elde bulunan ne kadar, kaç yaşında olursa olsun çoluğumuzu çocuğumuzun dinini öğretelim. Evimize kitap alalım. Evde okuyalım. Eşimize okuyalım, kendimiz okuyalım. Nereye gittiği belli değil insanların. Eğer o tertemiz Anadolu'da bizim hem medeniyetimizin, kültürümüzün içerisinde yoğrulmuş olan din profilini sunalım etrafımıza. Selefi, Vahabi, Şia çizgisi, yok işte modernist çizgi, yok neydi belirsiz, nereden ne olduğu belli olmayan insanların kimisi kaderi inkar ediyor. Kimisi başörtüsünü inkar ediyor. Kimisi tesettürü inkar ediyor. Kimisi hadisleri inkar ediyor. Kimisi sünnet-i Resulullah'ı inkar ediyor. Oturmuş insanlar, kimisi işte su içerken Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a lanet olsun diye su içiyor. Haşa. Her türlü karman çormanlık var. Bizim saf, Kur'an ve sünnetten çıkma, Anadolu insanının öz inancı, ırkçılığa dayanmayan, ötekileştirmeyen, kardeşliğin üzerine kurulu,
kimseyle bu noktada din tartışması yapmayan, mezhebi ne olursa olsun, meşrebi ne olursa olsun, onu ötekileştirmeyen, onu itmeyen, kapı komşusuyla kapı komşusunu kendisini cennet komşusu gören, dükkan komşusunu kendisine cennet komşusu gören, tarla komşusunu kendisine cennet komşusu gören anlayış. Tarla komşusuyla bir lokma ekmeğiyle bir soğanını kırıp beraber yiyebilen, kendi kapı komşusuyla bir tas çorbasını paylaşabilen, dükkandaki komşusuyla bir ticareti paylaşabilen anlayış bu. Bu vahşi kapitalist sistemin esir aldığı bir anlayış değil. Paylaşmayı önde tutan, ötekileştirmeyen, kardeşliği önde tutan ve Kur'an ve sünnet çizgisinde bir din anlayışını önde tutan, ona buna her hatalı gördüğü, kusurlu gördüğü kimseye kafir damgasını vurmayan, yani hasbelkader gencin birisi namazda gevşeklik bulunuyor, kafirsin sen. Adamın işte adam sakalını kesmiş genç veya da hasbelkader işi onu gerektiriyor. Sen sakalını kestin, küfür ehlisin. Bunlar bizim inancımız değil. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bir nesli kaybetmeyelim. Evlerimizde, eşlerimize, çocuklarımıza doğru dini aktaralım. Doğru dini aktaralım. Herkesin evinde bir ilmihal olsun. Ömer Nasuh Bilmen'in olabilir, Fikri Yavuz'un olabilir, Emanet Ehliyet var 2 cilt, o olabilir, Kuduri olabilir 4 cilt. Tek ciltlik Kuduri var, olabilir, El Hidaye olabilir, Dürer Gürer olabilir, daha geniş olarak. Bir fıkıh kitabı, bir ilmihal evinizde olsun. İkincisi, en kısa, en küçük Riyâ-i Sâlihîn var. Hadis kitabı. Diyanet de onu bastırıp yayınlayıp satıyor. Bende vardı böyle 3 ciltlik bir Diyanet'in Riyâ-i Sâlihîn'i. Eskiydi tabii benim bundan 25 yıl önce, 28-30 yıl önce. Şimdi onu güncelleştirmişlerdir, bilmiyorum vardır. Riyâ-i Sâlihîn. Alın evlerinize. Alın. Günlük 10 tane hadis okuyun evinizde. 5 tane hadis okuyun. İnternette, orada, burada, WhatsApp'ta, Twitter'da uğraşacağınıza, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza 10 tane hadis okuyun. 10 tane hadis okuyun. Alın küçük bir şey, ne o? Tefsir. Gidin Elmalı'yı alın evinize. Evinizde koca devasa televizyon sistemleri, müzik sistemleri var. 5-6 milyar liradan aşağı değil. Evinizde çocuklarınızın elinde duran telefonlar 1 milyar liradan aşağı değil. Değil. Ama aynı evde bir Ömer Nasuh Bilmen'in tefsiri yok. Ama din konusunda herkes ahkam kesiyor. Soruyorum ahkam kesene, evinde bir hadis kitabı var mı diyorum ben. Yok diyor. Bir fıkıh kitabı var mı? Yok. Bir tefsir kitabı var mı? Yok. Yok. Okudun mu diyorum. Hayır. Nereden ahkam kesiyor? Zekeriya Beyaz'dan. Bu hale geldi. Allah muhafaza eylesin. O yüzden hiç kimse çocuklarından şikayet etmesin, hatayı kendinde görsün. Hiç kimse eşinden şikayet etmesin, hatayı kendinde görsün. Hiç kimse annesinden babasından şikayet etmesin, hatayı kendinde görsün. Hatayı kendimizde görürsek inşallah kendimizi düzeltiriz. Yoksa hatayı kendimizde görmezsek
şeytanın yolunu seçeriz. Adem'in yolu, ben nefsime zulmettim, kötülük yapanlardan oldum, beni affet. Şeytanın yolu, ben ondan üstünüm, neden böyle yaptın? Allah muhafaza eylesin. Ezel ve ecel. Düşünürken kâlu beladan beri Müslümanım demek aklıma geldi. Araştırdım, Cenab-ı Hak ruhları yarattığı zaman elestü gibi Rabbikim, ben sizin Rabbiniz değil miyim demektir. Kâlu bela ise evet sen bizim Rabbimizsin dediler demektir. İmiş. Şimdi bizler inşallah cennetle, cennette Allah Celaluhu'nun cemalini görmek için dua ediyoruz. Bir, öyleyse bizlerin ruhları yaratıldığında Allah Celle Celaluhu'nu görmüş mü oluyoruz? Bak kendin. Bu soru güzel. Şimdi desem ki biz gördük. Ne anlayacağız? Biz görmedik desem ne anlayacağız? Soruyu önce kendimize soralım. Biz gördük desek ne anlayacağız? Bu soruyu soran kimse derinlemesine kendisini Kur'an ve sünnete ve sufiliğe daldırması gerekir. Sorunun cevabını birisi dedi ki ona, biz gördük. İyi, sen gördün mü? Sen gördüğünün farkında mısın? Bilincinde misin? Değilsin. Görsen ne olacak? Sen o zaman ruhlar aleminde, ruhlar yaratıldığında Cenab-ı Hakk'ın hitabına mahzar olduğunun hakkel yakin noktasında o ilme vardın mı? Varmadıysan söylenen şey sana ilmel yakin noktası. Evet, ruhlara hitap edildi. Ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde ruhlar da cevap verdi. Evet sen bizim Rabbimizsin. Biz bunu ilmel yakin olarak Kur'an ve sünnet dairesindeki aldığımız bilgilerle bunu öğrendik. Ama tasavvuf, sufilik bu bilginin ilerisine geçmektir. Bu nedir? Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen aynel yakin noktasına gitmektir. Aynel görmek. Biz o hitabı gördük mü? Birinci derecede aslında duymak, semi. Biz önce o duyuşu gerçekleştirdik mi? Buna sufi dilinde semiyet denir. Biz o hitabı duyduk mu? Eğer biz o hitabı henüz daha duymadıysak, biz o hitabın var olduğunu ilmel yakin noktasında okuyaraktan öğrendik. Nereden? Bir kitaptan öğrendik. Herkes o kitaptan açıp öğreniyor zaten. Sufi, semiyet, yani onu duymayı hedefleyecek. Ben senin Rabbin değil miyim? Bunu duyacak sufi. Ve ardından kendi verdiği cevabı da duyacak. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Dediysen, bunu duyduysan, haramla ne işin var? Bunu duyduysan, namazsızlıkla ne işin var? Bunu duyduysan oruçsuzlukla ne işin var? Bunu duyduysan Kur'an ve sünnetin dışındaki bir hayatla ne işin var? Bunu duyduysan
senin gaflette ne işin var? Bunu duyduysan sen, heva ve heveste ne işin var? Bunu duyduysan neden zikrullah'a gelmezsin? Bunu duyduysan neden Allah'ı zikretmezsin? Bunu duyduysan sen neden Kur'an ve sünnetin emrettiği gibi bir ahlaki hayat sürmezsin? Cenab-ı Hak adalet sahibidir. Bütün ruhlara dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar da cevap verdiler. Evet sen bizim Rabbimizsin. Peki bu Kur'an'ı ilimle sabit. Bu sünnet-i Resulullah'ın ilmiyle sabit. Biz bu ilmin neresindeyiz? Biz alemi manada bu hitabı işittik mi ki? Biz alemi manada bu hitabı işitip cevabını verdik mi ki? Tabi camilerden böyle bir sohbet duymadınız siz. Tabi gittiğiniz sohbetlerde, gittiğiniz meclislerde böyle bir şey duymadınız. Tabi gittiğiniz yerlerde sizi baş köşeye oturtturdular, pamuk eller cebe dediler, sizin paranıza gözlerini diktiler. Bunu duymadan göçme bu dünyadan. Bunu duymadan, hiç olmasa duymadan bu dünyadan göçme. Sufilik yolu bu. Bunu duymadan yürüme. Bunu duy. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela, evet. Sen bizim Rabbimizsin. Bu cevabı ver de yürü bu dünyadan. Bu cevabı ver de yürü. Yoksa ben diyeceğim şimdi Allah'ı görmüş müler midir? Evet. Herkes kendi zannınca kendince orada Allah'ı görmüştür. Duymak da bir şekilde görmek değil midir? Cenab-ı Hak Musa'ya hitap etti. Musa dedi mi ben Rabbimle konuştum diye? Evet. Cenab-ı Hak demek ki var olan konuşuyor sizinle. Ruhlar aleminde konuşmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. Biz de cevap vermişiz. Evet. O zaman konuşmak da bir şekilde görmek gibidir. Ezelimiz ruhlarımızın yaratılması ile mi başlıyor yoksa daha öncesi var mı? Normalde bakın bunlar çok güzel sorular. Harika. Annesinin karnını görmeyen bir kimsenin bunu söylemesi harika değil. Annenin karnındaki hali göreceksin. Annenin karnına gelmezden önce neredeydin göreceksin. Alemi ruhtan veyahut da dünyadan yaşadığın andan alemi ruha doğru bir yolculuk yapacaksın. Alemi ruha doğru bir yolculuk yaptığınızda o zaman alemi ruha geldiğinde alemi ruhtan nerede yaratıldın, nasıl yaratıldığını göreceksin. Ben size balık tutmayı öğretiyorum. Ben desem ki işte şu zamanda böyle yaratıldınız, tamam bu zamanda böyle yaratılmışız. Bu sufi ilmi değil. Sufi ilmi, hal ilmi, kendisi yaşayacak, kendisi görecek, kendisi müşahade edecek, kendisi mükaşefe edecek, kendisi. Ya bizim derviş kardeşlerin içerisinden bir sürü işte hal dervişi olan var. İşte ne kabir haline vakıf olurlar. Harika sen.
Bizim kardeşlerin rüyaları bayağı iyidir. Sen o zaman biz balık tutmayı öğreneceğiz. Hazır balık gelmiş sofraya, yemesini ben de biliyorum onun. Balık tutmayı öğrenelim. Biz o yolu yürüyelim. Oturun, zikrullah yapın. Ahlakınızı düzgünleştirin. Etrafınıza zarar vermeyin. Dilinize sahip çıkın. Ne dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri? 40 gün sabah namazını kılan bir kimsenin kalbine hikmet pınarları fışkırır. Kalbinize hikmet pınarları fışkıracak. 40 gün sabah namazını kılacaksınız. Oturun 40 gün günlük 5000 tevhid çekin. Oturun 5 vakit namazınızı kılın. Kalbinize hikmet pınarları doğsun. Alacağınız cevabı alırsınız. Alacağınız cevabı alırsınız inşallah. Ecel son demekmiş. İnsanın sonu var mıdır? Düşününce eceli geldi, öldü deniyor. Halbuki dünya bir imtihan yeri. Ölünce sevaplar çoksa sonsuz cennet. Günahlar ise cezasını çektikten sonra cennet. İnkarcılar, şirk koşanlar için sonsuz cehennem. O zaman insanın dünya hayatı sınırlı, ahiret hayatı sonsuz ise ecel var mıdır? Her şeyin bir eceli var. Dünyanın da eceli var. Çalışmadan sigortalı emekli olmak caiz midir? Nasıl çalışmadan nasıl sigortalı olacak ki bir kimse? Bu şey mi? Ne o? Bireysel emeklilikle alakalıdır. Devletin ne o? Kanunla çıkarmış olduğu her şeyle emekli olunabilir. Bu müthiş. Biz tekkeyi çok seviyoruz ama evde yaramazlık yapınca ailelerimiz bize ceza olarak tekkeye gelmemizi yasaklıyor. Biz tekkeden mahrum kalıyoruz. Bu ne kadar doğrudur? Yanlış. Doğru değil. Çocukları tekkeyle cezalandırmak sanki tekke oyun bahçesiymiş hükmüne koydu. Anne baba çocuğunu tekkeye getirme, tekkeye giderken bir ibadet, tekkeye alışsın, oradaki ortama alışsın, hiç olmazsa orada küfür yok, işte şu yok, bu yok, çocuk gitsin orada, oynayacaksa da orada oynasın, tekkenin havasını alsın, 20 yıl sonra aklına gelir, ben çocukluğumda tekkede koşardım. Ben çocukluğumda orada sema ederlerdi, oraya giderdim. Ben şimdi neredeyim? Ben ne arıyorum bu içki masasında? Ben tekkeye giderdim, orada zikrullah yaparlardı büyüklerimiz, annemiz, işte babamız. Ya benim ne işim var şimdi burada kahvehanede? Otuz yıl sonra çocuğun aklına gelir. Kız erkek hiç önemli değil. Onda bir maya oluşur. Siz ceza vereceksiniz, alın elinden tableti, telefonu. Ama tekkeyle ceza vermeyin. Derse götürmekle, zikrullahla ceza vermeyin. Allah muhafaza eylesin inşallah. Şimdi o ceza da kalktı. Çocuklar şimdi eskisi gibi değil. Diyecekler ki yasaklandı, bana tekke cezası verme. Kaçta kaldık? 569 inşallah. Vezirin müritleri huzurundan sürmesi. Vezir dedi ki
aklınızı başınıza devşirin. A dedikoduya dalanlar. A ağızdan çıkan kulakla duyulan övdü arayanlar. Aşağılık duygunun kulağına pamuk tıkayın. Gözlerinizden duygu bağını çözün. Can kulağının pamuğu baş kulağıdır. Bu baş kulağı sağır olmadıkça can kulağı sağırdır. Duygusuz kalın, kulaksız, düşüncesiz bir hale gelin de geriye dön sözünü duyun. Uyanıklık dedikodusunda kaldıkça rüyadaki konuşmadan nasıl bir koku alabilirsiniz? Bizim sözümüz de işimiz de dışarıda yürümektedir. Can yürüyüşü ise göklerin üstünde olur. Duygu kuruluğu karayı gördü. Çünkü karadan doğmuştu o. Can İsa'sıyla ayağını denize bastı. Şu kuru beden karada gezebilir. Canın gezişiyle denizin ta göbeğine ayak basar. Ömür kimi dağlara tırmanarak, kimi denizlere geçerek, kimi ovalar aşarak karada geçip gittikten sonra bu hayatı nereden bulacaksın? Denizin dalgalarını nereden yaracaksın? Toprağın dalgası bizim vehmimizdir, anlayışımızdır, düşüncemizdir. Denizin dalgasıyla dalgasıysa kendinden geçiştir. Sarhoş oluştur, yokluktur. Sen bu sarhoşlukta kaldıkça o sarhoşluktan uzaksın. Bundan sarhoş oldukça o kadehe karşı kör kesilirsin sen. Şu duyulan dedikoduya, dedikodu toza toprağa benzer. Bir zamancağız da aklına başına al, susmayı huy edin. Vezir dedi ki, aklınızı başınızı devşirin de a dedikoduya dalanlar, a ağızdan çıkan kulakla duyulan övdü arayanlar. Filanca fişmanca fişmanca böyle demiş, dedikodudan ibarettir. Vezir müritlere ders veriyor. Ey müritler, Allah'a giden yol, Allah'a yakınlık kurbiye etmek, Allah'a yakınlık peyda etmek dedikoduyla olacak bir şey değildir. Siz sufili, tasavvufu okursunuz bir yerlerden. Okuduğunuz her şey size bir bilgiymiş gibi gelir. Ama sizde bağ yapar. O yüzden sen mürşidini can kulağıyla dinle. Ona can gözüyle bak. Bu aleme can gözüyle bak. Yaşadığın hayata can kulağıyla dinle. Sen canından gelen, o Rahman'dan gelen, o ilahi sesi duymadıkça duyduğun her şey dedikodu. Söylediğin her şey de dedikodu. Enel Hak, Hallacı Mansur Enel Hak demiş. Sana Enel Hakk'ı anlatsan ne olacak ki? Hallacı Mansur demiş onu. Geri kalan onun dedikodusunu yapıyor. Sen Hallacı Mansur ol da kendi Enel Hakk'ını de. Kendi Enel Hakk'ını diyemeyenler Hallacı Mansur'un dedikodusunu yapıyorlar. Kendisine bir şems bulamayanlar, bir şemsin önünde diz çökemeyenler, Hazreti Mevlana ile şemsin arasındaki ilahi bağın dedikodusunu yapıyorlar. Filanca söyle aşıkmış dedikodusunu yapıyorlar. Fişmanca şöyle demiş dedikodusunu yapıyorlar. Söz odur ki Kur'an ola. Söz odur ki sünnet-i Resulullah ola. Söz ola ki Keş deryasından gele. Söz odur. Eğer söz o değil ise, söz Kur'an'dan gelmiyorsa, söz sünnet-i Resulullah'tan gelmiyorsa, söz ilmi ledünden gelmiyorsa dedikodudan başka bir şey değildir. İşte sufiler vezirin etrafında dedikodudan başka bir şey yapmıyorlardı. Kendilerince o
vezirin manasına dalmayı bırakıp vezirin zahiriyle uğraşıyorlardı. Aşağılık duygunun kulağını pamuk tıkayın. Duygu vardır, aşağılıktır. Heva ve hevesten gelir. Duygu vardır, ilahidir. İlm ledünden gelir. Seni canlar canına, seni Allah'a doğru çeker. Seni manaya doğru çeker. Seni sünnet-i Resulullah'a çeker. Allah'ın farzlarına çeker. Duygu vardır, seni hevaya doğru sürükler. O hevaya doğru sürükleyen duygunun ağzını tıka. O hevaya doğru sürükleyen duygunun burnunu tıka. O hevaya doğru sürükleyen duygunun kulağını tıka. O hevaya doğru seni yürüten o duygunun ayağını kes. O hevaya doğru senin elini uzatan o duygunun elini kes. Eğer sen gören gözü olacaksan, o aşağılık duygunun gözünü kapat. Kimsenin mahremini araştırma. Harama bakma. Kimsenin osuna busuna bakma. Gizli işlerini sen kalkıp da gözünü onlarla oyalama. O gözünü kapat sen. Senin kalbin çıfıt çarşısı. Kalbinde kötülük olduğundan gözünde şehvet var. Kalbinde şehvet olduğundan kulağında şehvet var. Kalbinde şehvet olduğundan elinde şehvet var. Kalbinde fuhşiyat olduğundan ayağında fuhşiyat var. Aşağılık duygu bu. Bu aşağılık duygunun kulağını, burnunu, gözünü ört, kapat, tıka. Tıka ki sana mana aleminden duygu kapısı açılsın. Tıka ki sana ilmi ledünden kapı açılsın. Tıka ki sen aynel yakine dolu yürüyesin. Tıka ki sen hakkel yakine doğru yürüyesin. Gözlerinizden duygu bağını çözün. Göz yanılır. Senin gözün yanılır. Senin gözün o aşağılık duygunun emrinde çünkü. Sen gözden o bağı çözmen için mana gözlüğü takman lazım. Mana gözü takarsan duygu bağından kurtulursun. Hazreti Pir Mesnevi'nin başında dedi ki, ey oğul bağı çöz. Ne zamana kadar altına ve gümüşe bağlı kalacaksın? Senin gözün duygu bağına bağlı. Ama bu duygu bağı aşağılık bir duygu. Manevi değil. Nefsine uymuşsun. Heva hevesin içerisinde batmışsın. O yüzden sende mana duygusu açık değil. Mana duygusu seni Allah'a zikrettirirdi. Mana duygusu keşten haber alırdı. Mana duygusu işin hakikatine seni götürürdü. Can kulağının pamuğu baş kulağıdır. Can kulağının açılmasını istiyorsan baş kulağını tıka. Baş kulağını tıkamak ne demektir? Günahı dinleme, haramı dinleme, gıybeti dinleme, dedikoduyu dinleme. Dinliyorsun. Dinlediğin müddetçe can kulağın açılacak diye bekleme. Dinlediğin müddetçe sana hitap gelecek diye bekleme. Temiz kulaklılar hitabı duyabilir. Senin kulağın temiz değil ki. Senin kulağın kirli. Sen habire dedikodu, gıybet dinliyorsun. Kendince yapmadığını söylüyorsun. Ne dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri? Yapmasan dahi seviyorsan ya günaha girersin ya sevaba girersin. Yapmıyorsun ama gidemedin. O gece zikrullah halakası var. Herkes Allah 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 zikrediyor. Oldu ki sen bir mani oldu gidemedin. Kalbin orada. Kalbin oraya bağla. Rabıtanı zikrullah halakasına koy. Zikrullah yapmış gibi oturduğun yerden zikrullahı yap. Ama tembellik edip televizyonun karşısında oturursan bu hali yaşayamazsın. Bir yere yetişeceksin. Yetişemiyorsun boyuna. Neresi? Zikrullah halakası. Can kulağın kapalı. Neden? Duymuyorsun. Çünkü senin kulağın, baş kulağın heva ve hevesi dinliyor. Senin baş kulağın dedikodu dinliyor, gıybet dinliyor, iftira dinliyor. Sen aman eşim kırılmasın diyorsun, dinliyorsun.
aman annem kırılmasın diyorsun, dinliyorsun. Aman babam kırılmasın şimdi, dinliyorsun. Aman ya bu benim şimdi ya, kardeşim, kız kardeşim, kocasından problemleri var. Yani anlatmasın mı? Dinliyorsun. Millet karısının, kocasının dedikodusunu yapıyor etrafta. Anasına babasına yapıyor. Anneler babalar, çocuklarınızın dedikodularını dinliyorsunuz. Eşler, etrafın dedikodularını dinliyorsunuz. Ondan sonra yazıyorlar. Ben burada sohbete geliyorum. Burada hal gören arkadaşlar var. Ben hiç görmüyorum. Geldiğine dua et o dedikodunun içinde. Sen kulağın manaya açık değil ki. Öyle bir derdin de yok senin. Hele şimdi dedikoducu olmuş herkes. Koca koca cemaatler, tarikatlar gıybet ediyorlar. Müslüman Müslümanın dilinden emin değil. Müslüman Müslümanın elinden emin değil. Müslümanlar dillerinden emin değil. Aynı evi paylaşan eşler birbirlerinin dillerinden emin değil. Aynı çatının altında yaşayan anne baba çocuklar akrabalar dillerinden emin değil. Aynı dergahtaki dervişler dillerinden birbirlerinin dillerinden emin değil. Nasıl can kulağı açılsın ki? Sorma ya, abimiz iyidir ama ya işte ya, bazı böyle şeyler, ben onun iyiliğini istiyorum aslında. Sus! Dedikoducu derviş. Ağzı bozuk derviş. Dili çürümüş derviş. Ağzından leş çıkıyor. Abisini çok severmiş bir de. Laf da bu. Ne gıybet ediyorsun? Ne dedikodu yapıyorsun? Ben aslında kardeşimi çok seviyorum da. Sus! Kardeşinin dedikodusunu yapıyorsun. Aslında ben eşimi seviyorum da ama ya bazen işte. Sus! Eşinin dedikodusunu yapma. Gıybet işleme. Eşin senin. Çocuklarının annesi, çocuklarının babası. Eşin. Sus. Haramlar tatlı geliyor. Ondan sonra biz haramla helalı bir istiyoruz. Senin kulağında dedikodu varken senin nasıl keşfin açılsın? Kulağında dedikodu varken nasıl Musa'nın hitabını sen duyabilirsin ki? Musa'ya hitap etti. Ey derviş kardeşler, Musa'ya edilen hitap orada duruyor. Senin kulağın duysun. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kalbine gelen ilham orada duruyor. Yok edilmedi o. Dinle, kulağını aç. Hazreti sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sorduğu sorular orada duruyor. Sen kulağını aç. O soruyu dinle. O soruyu dinle. Ondan sonra sufiler bu hadis sahih deyince hopluyorlar. Nereden sahih? Ya söyleyenden dinledim. Sahih. Hopluyor. Neden? Senin kulağın duymuyor çünkü. Senin kulağın tıkalı. Sağırsın. Sağır olmasaydın Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sözleri taptaze, ilk günkü gibi, ilk andaki gibi duruyor. Ashabıyla konuşmaları ilk günkü gibi duruyor. Senin için Muhammed Mustafa öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim için yaşıyor.
Senin için sustu. Bizim için susmadı. Hala da ümmetinin başında. Hala da manen ümmetini sevk ve idare ediyor. Sen kulağını ona daya. Ama sen ne üstadına kulağını dayayabildin ki ona dayayasın. Sen zahire dayamadın ki kulağını batına dayayasın. Sen kulağını dedikoduya dayadın. Sen kulağını gıybete dayadın. Sen kulağını iftiraya dayadın. Sen kulağını vesveseye dayadın. Sen kulağını heva hevese dayadın. Sen kulağını aşağılık duyguya bağladın. Duyamazsın. Duyamazsın. Ya sen kulağını manaya bağla. Bunun için kulağını haramlardan koru. Bunun için dilini haramlardan koru. Ne dedi önce? Dedikodu yapıyorsunuz. Dilin haramları. Ondan sonra ne dedi? Gözlerinizin bağını çözün. Bu ne? Harama bakıyorsunuz. Ondan sonra dedi ki can kulağının tıka. Bu ne? Kulağın afetleri. Sen kulağını tıka. Haramlara tıka. Bakın dilini haramlara tıkadın. Gözünü harama tıkadın. Kulağını harama tıkadın. Duyu. Duyu, duygu bu noktada duyu organlarıyla alınan şeyler. Görmemiz, duymamız, dil tat alma, el dokunma, duyu organları. Duyu organlarını harama kapat. Dilini, gözünü, kulağını, elini, ayağını, malum organlarını harama kapat. Ama önce kalbine bir sütre çek. Ne kalbe sütre? Sizde bir et parçası vardır. Orası iyi olursa bütün azalar iyi olur. Orası iyi değilse bütün azalar iyi olmaz, kötü olur. O da kalptir. Kalbinde zikrullah var ise azalarda zikrullah var. Kalbinde zikrullah yok ise azalarda zikrullah yok. Kalbinde zikrullah olmadığından dolayı dilinde dedikodu var. Kalbinde zikrullah olmadığından dolayı gözün aşağılık duyguya bağlı. Kadının eteği bu kadarmış. Oğlum o kadar mı dedim? Bir karışla ölçtün mü? O kadar neden baktın? Hani dedi ya ey iman edenler gözlerinizi haramdan sakınınız. Sen nasıl dervişsin? Sana ne eteğinin kaç karış olduğundan? Sana mı sordular dedim? Mezura mı verdir ellerine? Sokaktaki kadınların eteğini ölç mü dediler sana? Gözünü haramdan sakın. Kalbinde haram olduğundan senin gözünde haram var. Kalbinde haram olduğundan senin kulağın harama doğru gidiyor. Senin çünkü kalbinde zikrullah yok. Bir kimse hem zikrullah edip hem ulan hatunun ne güzel bacakları varmış der mi? O zaman orta yerde yanılma var. O zikir zikir değil. Dil zikretti. Kalbe inmedi. Kalbe indiğinde o her yerde mana kokusu alacak. O baktığı yerde zikrettiğini görecek. Her duyuşu onun zikrettiği olacak. Her duyuşu. O zaman zikri kalbe yerleştir. Kalpler ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ne dedi? Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Senin kalbin zikrullah ile mutmain olur. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Allah'a dua edin. Allah'a yalvarın. Allah'a yakarın. Ama gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi koruyun. Duygusuz kalın. Kulaksız, düşüncesiz bir hale gelin de geriye dön sözünü duyun. Bu hani Allah'a döndürüleceksiniz. Geriye dön bu. Siz sonunda Allah'a döndürüleceksiniz. Geriye dön. Yani bu haramdan uzaklaş. Bu yanlışlıklardan uzaklaş. Yönünü Allah'a döndür. Veçeni Allah'a döndür.
yolunu Allah'a döndür. Kalbini Allah'a döndür. Gözünü, kulağını, azalarını Allah'a döndür. Dönüşün ona olacak. İstesen de ona olacak, istemesen de ona olacak. Cennetlik de olsan ona olacak, cehennemlik de olsa ona olacak. Şimdiden dönüşünü yap. Kendi ihtiyarınla yap. Kendi ihtiyarınla Allah'a yönel. Kendi ihtiyarınla onu görmeye çalış. Kendi ihtiyarınla onun sesini işitmeye çalış. Kendi ihtiyarınla. Ona yönel. O hitabı duy. O hitabı al. Kalbin rahatsız olsun zikrullah yapmadığı zaman. İçin kabız hali olsun. Böyle bir tuhaf ol etrafında dedikodu duyduğun zaman. O dedikoduyu duyduğunda kulağın tırmalansın, için bulansın, miden kalksın. Harama baktığında gözün bunalsın. Gözüne perde insin. Sen öyle bir hale gel ki bir anlık gaflete düşsen, harama bakacak olsan, Allah kendi rahmet deryasından gözüne perde indirsin senin. Görme. Asıl delil bu. Asıl hüccet bu. Allah'a öylesine yakınlık, öylesine yakınlık, öylesine yakınlık peyda et ki velev ki sen bir anlık gaflete düşsen, harama bakacak olsan, Cenab-ı Hak alemini değiştirsin senin. Kendi muhafazasını alsın. Kendi korumasını alsın. Katından korusun seni. Katından muhafaza etsin. Ama bu kalbin zikrullahıyla, senin Allah yolunda koşmanla, senin ona doğru koşmanla alakalı. Ona koş her halinle. O zaman o senin gören gözün, duyan kulağın, tutan elin olacak. Ama sen ona koşmazsan bunlardan haberdar olmayacaksın. Ve Cenab-ı Hak seni rahmetine barındırmayacak. İman edip iyi amel işlersen seni kendisine yakınlaştıracak. İman edip zikredersen seni kendisine yakın tutacak. Sen zikrettikçe o seni kendisine çekecek. Sen zikrettikçe kendisine çekecek. Sen zikrettikçe kendisine çekecek. Sen hayır hasenat işledikçe kendine yakin edecek. Özel bir yakınlık bu. Bu senin cüz-i iradene bağlı bir yakınlık. Külli irade noktasında ilmel yakin her şeye. Allah bütün varoluş noktasında kün dedi, var etti her şeye. Ve var ettiği her şeye kudretiyle, kuvvetiyle, ilmiyle, alimliğiyle, her şeyle yakın. Bu manada Allah'ın yakın olmadığı hiçbir şey yok. Sizlere de bu manada aynı şekilde ilmel yakinde yakın. Size şah damarınızdan daha yakın. Bu ilmel yakin. Bu hususi bir yakınlık değil. Bu hususi bir yakınlık değil. Aldanma. Allah bize şah damarımızdan da daha yakın. Farkında mısın? Bana dedikodu yapma. Bana ezbere konuşma. O Kur'an ayetini ben de biliyorum senin kadar. Allah her şeye şah damarından yakın. Sen neredesin? Edebiyat. Kullarına şah damarından yakın. Neden namaz kılmadın? Ondan bu kadar yakınlık varken sendeki uzaklık niye? Bu nankörlük değil mi? Bu hainlik değil mi? Bu zalimlik değil mi Allah'a karşı? O sana şah damarından daha yakın. Bunu biliyorsun da. Bu haram ne kulağında? Bu haram ne dudağında? Bu haram ne gözünde senin? Bu haram ne senin vücudunda dolaşıyor? Bana edebiyat yapıyor. Hocam, Allah kullarına şah damarından daha yakın değil mi? Yakın. Sen neredesin? Sen neredesin? Neden namaz kılmazsın? Yakin de neden oruç tutmazsın?
Yakin de neden haram işlersin? Sana o kadar yakinken, senin gözünden sana bakarken sen nasıl yalan söyledin, gıybet ettin, dedikodu ettin, iftira ettin? Sen nasıl Kur'an ve sünnete aykırı işler yaptın? Sen yakin değilsin. Allah Hristiyan'a da şah damarından yakın. Allah Musevi'ye de şah damarından yakın. Allah Ebu Cehil'e de şah damarından yakın. Ne fark kaldı ki Ebu Cehil'le senin aranda? Ebu Cehil de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri namaz kılmasın diye her türlü zulmü yapıyordu. Ve ona diyordu ki kılma bu namazı. Bu ibadeti nereden çıkardın sen? Namaz diye bir şey yok diyordu. Zamanın Ebu Cehil'leri var mı? Var. Adı tasavvuf adı altında milleti namazdan men ediyorlar. Ebu Cehil'den ne farkınız kaldı? Sen namazı kılmıyorsun. İçinde Ebu Cehil var. Nefsin diyor ki namazı kılma. Ebu Cehil içinde senin. Ona uydun, kılmadın namazı. Ne farkı kaldı? Sen ona yakinlik peyda et. Kim bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. Bir adım git, yaklaş. Kalk abdest al. Kalk abdest al. Kalk, guslet. Bilmiyorum, öğren. Guslün farzı iki, ağzı burnu su vermek, vücudu komple yıkamak, bitti. Ben böyle söylüyorum, bana da yazıyorlar. Hocam oraya oturup guslün farzını mı söylüyorsunuz? Be ahmak, gece yarısı saat 2'de telefon açıyorlar. Saat 3'te, saat 4'te, gündüz. İnsanlar da din mi bıraktılar? Gusül almasını bilmiyor. Evlenmiş, 6-7 yıl olmuş kadın. Dedim ne yapıyorsunuz siz? Yıkanıyoruz dedi. Ağzınıza burnunuza su vermiyorsunuz mu? Hayır dedi. Gusül diye bir şey var, bunu bilmiyorsunuz mu dedim ben. Hayır dedi. Senin annen baban Müslüman değil mi dedim ben. Evet dedi. Müslüman anne baba kızına guslü öğretmemiş. 6-7 yıllık evli kızı. Çocukları var. Müslüman anne baba. Müslüman anne baba kendi kızına guslü öğretmemiş. O kendince ama Müslüman. Diyor Müslümanım diyorsun değil mi? Evet Müslümansın sen dedim. Sıkıntı yok. Guslün farzı iki dedim. Ağzı burnuna su vereceksin. Bütün vücudunu yıkacaksın. Su değmemiş hiçbir yerin kalmayacak. Bu kadar mı gusül dedi? Bu kadar kızım dedim. Hemen kalk guslet. Guslettikten sonra telefon aç bana yine. Gusletti. Allah sizi inandırsın. Ne dedi biliyor musunuz? Üzerimde kocaman bir ağırlık varmış sen kocam dedi. Kuş gibi hafifledim dedi. Sizin telefonunuzu bir arkadaşımdan almıştım dedi. Böyle böyle ben dedi sıkıntı yaşıyordum. Dedim bak sen şimdi otur tevhid çek dedim. La ilahe illallah. De bakayım. La ilahe illallah diyemiyor. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. La ilahe illallah dedi. Dedim şimdi Muhammedun Resulullah de. Bir daha, bir daha, bir daha. Harika. Dedim harika. Tabii bunları o konuşuncaya kadar ben Akşehir'den ondan sonra yaklaşık Eskişehir'e yaklaştım. Akşehir, Eskişehir arası 150 kilometre en azından. 150 kilometre. Konuşuyorum, anlatıyorum, söylüyorum. Çocuklarınıza öğretin. O zaman ne oldu? Biz
Allah'a yakınlık, Allah'a yakınlık peyda edemedik. Yaklaşamadık. Kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevgili işi yapar. Nafilelerle Allah'ı yaklaşır. Nafilelerle yaklaştıkça yaklaşır. Yaklaştıkça yaklaşır. Neyle yaklaşıyormuş? Nafilelerle. Farzları yerine getirdi. Nafilelerle yaklaştıkça yaklaşacak. Sonu var mı? Yok. Bunun temeli muhakkak ibadetler. En önemlisi ahlak. En önemlisi. Ne kadar ibadet ediyorsanız edin, ahlakınız düzgün değilse yaptığınız ibadetlerin bir anlamı kalmadı. Hazreti Pir'in dediği gibi, ambarında fare var senin diyor. Ambarında fare var. Önce fareyi bul. Önce farenin deliğini tıka. O deliği tıkamazsan sen kazandın alıp götürecek. Bu ne? Haram işlemek. Namazı kılıyoruz, haram var. Orucu tutuyoruz, haram var. Allah muhafaza eylesin. Uyanıklık dedikodusunda kaldıkça rüyadaki konuşmadan nasıl bir koku alabilirsiniz? Yani biz kendimizce bu dünyaya karşı biz böyle çok uyanıkız. Nereden ne devşirilir, nereden ne alır, kim ne yapmış, kim ne etmiş? Biz bu noktadayız. Eğer bu noktadaysan diyor, o zaman rüyadaki konuşmadan nasıl bir kok alabilirsin? Rüya dediği hakikat alemi. Sen hakikat aleminden bir şey alamazsın. Bizim sözümüz de, işimiz de dışarıda yürümektir. Can yürüyüşü ise göklerin üstünde olur. Biz bu mecazdayız. Biz görünen alemdeyiz. Bu dünyanın üzerinde dolaşıyoruz biz. Bizim sözümüz de işimiz de dünyalık. Sözümüz de işimiz de dünya ile alakalı. Biz manaya doğru, metafizik noktasında öteye doğru bir işimiz yok. Biz kendi kendimize hesaba çekip, sigaya çekip işin mana tarafına bakmıyoruz. İşin bir de mana tarafı var. Ayetle sabit, hadis-i şeriflerle sabit. Mana var. O manadan bir şey almıyoruz. Rüya görüyor muyuz? Evet, mana. Rüyalar size mana aleminin delilidir. Rüyalar size aslında bu görünen aleminde delilidir. Sen yönünü o tarafa doğru çevir. Sen hakikatten rüyalar görmen lazım. Rüya illa ki yattığında uyuduğunda değil bu. Kalbine gelecek senin. O yatıp uyuduğunda yolun başı. Yolun başı. Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğinin başıydı rüya. Önce peygamberlik rüyayla ona öğretildi, gösterildi. Ona mana rüyayla açıldı. Önce rüya. Sufi de önce rüya görür. Ona rüyadan işaretler gelir. Şeyhini rüyasında görür. Hazreti Pir Efendilerimiz de görür. Şeyhini Hazreti Peygamber Efendimiz de görür. Görür. Zikrullah'ta ondan sonra uyanıkken rüya görmeye başlar. Ama başlangıcı nedir? Bu rüyadır. Kalbini o tarafa doğru çevir. Yönünü o tarafa doğru çevir. Oradan bir şeyler al. Oradan bir şeyler almaya çalış. Senin rüyada bir anlık gördüğün rüya bir kitaba bedeldir. Rüyanda gördüğün bir anlık keşf binlerce kitaptaki bilgiye bedeldir. O bir anlık keşf sana binlerce kitap yazdırır. O bir anlık keş sana binlerce kitaptaki hikmeti kalbine koyar. Bir anlık keş. Bir anlık o manadan bir haber alma. Binlerce kitaba bedeldir. Binlerce dünya sözüne bedeldir o.
binlerce dünya sözüne. Geliyorlardı benim şeyhim içinde, bir sürü laf söylemeye çalışıyorlardı bana. Etrafımızda anlatıyorlardı. Biz bir ikisini çarpıverdik, yanımızda kimse konuşmuyor. O zamanlar böyle şimdiki gibi değilim ben. Hoş şimdi de o zamandan çok bir farkım yok da. Hele birisi gelecek bizim sevdiğimize laf söyleyecek, mümkün mü? Bir kafa yer oturur kenara. Benim öyle dervişliğim hiç süktüm püklüm olmadı. Yapamadım ben öyle bir dervişlik. Adam benim sevdiğime laf söyleyecek, oğlum boğazından tuttuğum gibi yere vururum ben onu. Konuşmasın benim yanımda. Ben içim iyiydi, adamı bir kafa vurmadım otobüste diye. Adam gelmiş otobüste, gidiyoruz. Ben Nevşehir'e gidiyorum şeyhimin yanına. Oturdum ben, işte boyuna kendimce zikrullah yapıyorum. Bir adam var içeride sakallı. Görüntüsü derviş. İçimden ne kızıyorum, adamı sevemedim bir türlü. Adam da Almanca konuşuyor. Gidiyor turistlere, turist kadınların çıplak kollarını tutuyor böyle. Ben bakıyorum elini okşuyor o kadını. Diyorum ki haine bak ya. Bir çuval sakalıyla diyorum kadını okşuyor. Onlara Almanca bir şeyler anlatıyor. Tam Aksaray'da geldi benim yanıma oturdu. Keçinin sevmediği ot burnunda bitermiş. Böyle selam, böyle hani vardır ya tipler böyle, hani böyle bu kalemim gibi. Selamun aleyküm dedi bana. Ben aleyküm selam dedim. Hiç ben alet-i ruhiyem iyi değil adamım. Nereye gidiyorsun dedi. Nevşehir'e dedim. Hayırdır dedi. Şeyhim var orada, onu ziyarete gidiyorum dedim. Kim senin şeyhin dedi. Nevşehirli Kubba Hasanoğulları Abdullah Efendi dedim. Böyle baktı. Ha senin şeyhin o mu dedi. He o dedim. Böyle yüzünü ekşitti ya. Kalk şuradan yanımdan dedim. Seni edepsiz terbiyesiz adam dedim. Kalk şuradan dedim ben buna. Bu kalktı. Onu kaldırdığıma sonradan pişman oldum. Bir kafa vurayıp da göndereydim diye. Bu gitti öteye. Böyle bana doğru bakacak oluyor. Ben bir bakıyorum ona, tak kafasını çeviriyor. Bu sefer ön tarafta o turist kadınlar var. Ön tarafa hiç geçemiyor şimdi. Biz tabii Nevşehir'de indik. Ben sabahleyin indim. Garaj orada, meydanlık bir garaj var. Garaj da değil işte. Öyle derme çatma bir şey Nevşehir'in girişinde. Birisi bağırıyor. Bayındırlı Mustafa Efendi! Bayındırlı Mustafa Efendi! Dedim benim. Baba seni bekliyor dediler. Bindim arabaya. Bir arabayla birisi gelmiş. Tam dergahtan içeri girdim. Şeyh Efendi de karşıda oturuyor. Şimdi çok eski arkadaşlar bilir Şeyh Efendi'nin evinin yanındaki dergahı. Ali sen yetiştin değil mi oraya? Bayağı eskisin demek maşallah subhanallah. Kendini eski görmek de bağdır ha. Girdim ben içeri. Öyle karşıda. Gel Mustafa Efendi maşallah oğlum gel bakayım dedi. Ne dedi o? Baba yiğit, hani böyle efe bu manada, bir sarıldı bana o an. Dedim ne oldu acaba? Otur bakayım şöyle dedi. Oturdum ben şimdi. Ne oldu yolda dedi. Ulan bir anda düşündüm, yolda en önemli olay benim için o sakallı. Dedim ki efendim hakkınızı helal edin. Sizden dedim özür diliyorum. Bir kafa vuramadım adama dedim. Böyle tebessüm etti. Nasıl yani dedi. Dedim efendim. O dedim benim kafam meşhur. Ben önceden yumruk falan atmak uzun iş. Öyle adam konuşur karşımda. Benim bir çekebileceğim bir zaman var. Bir müddet var. İşte 30 saniye, 40 saniye, 50 saniye, 60 saniye.
Ben önceden de böyle. Çok kavga etmesini sevmem. Elim kolum kalkarsa da kimse indiremez. Kendimi biliyorum öyle. Ben bekliyorum öyle. Adam konuşuyor. Çok ben böyle sakin duruyorum, böyle bir şey yapmıyorum ya. Ondan sonra bir koyuyorum kafayı ben bunu. Küm düşüyor adam. Şemsiye gibi. İkinciyi vurmama gerek kalmıyor benim. O ara çok kızarsam mesela duvara vuruyorum kafamdan. Annem bir gün kızdırdı. Laf söyledi. Sustum. Ondan sonra o esnada demek ki gidiyor işte bir anda. Gitmiş benim o anda. Ben kafamı vurduğumda kendime geldim. Arkada bizim iki göz bir odamız vardı. Ara duvar var. Ben bir koydum kafayı. Annem korkmuş kafasıyla evi yıkacak bu diye. Öylesi susmuş. Ama sonradan da itikafa girdiğimde, ilk itikafa girdim. Geldiler dediler ki bu direğe kafanı vur. İşte şunu oku, kafanı mest et. Caminin ortasında böyle bir direk var. Lan vur dediler, ne yapayım? Sabah namazından önce sabah namazını bekliyorum ben de. Kimse gelmiyor, camiyi açmıyor itikafta. Ben mest ettim. Allah Allah nidalarıyla. Bilmiyoruz ya bir şey biz. Ben böyle caminin içinde hızlanaraktan bir gittim caminin o orta direğine, tahtaya bir vurdum. Güm yaptı. Lan cami mi sallanıyor, ben mi sallanıyorum belli değil. Allah muhafaza. Ben ona kafa vuramadım diye canım sıkılıyor ya benim böyle. Bir laf atsa bana ben vuracağım ona kafa. Bir laf atmadı. Şeyh Efendi'ye dedim ki efendim hakkınızı helal edin. Benim ona bir kafa vurmam lazımdı dedim. Vuramadım. Yok Mustafa Efendi maşallah oğlum. Allah dedi. Bütün herkesi senin gibi yapsa dedi. Sevdiğinde sen dedi sımsıkısın dedi. Hani böyle gevşek sevmiyorsun gibisinden. Millet gider beni şikayet ederdi. Beni şikayet etmesinin sebebi şuydu. Ben Şeyh Efendi'ye karşı gevşek bir şey söylerse çarpardım ben adamı. O geri zekalı da gider şeyhe şikayet eder beni. Neden? Efendim ben işte böyle dediydim de böyle olması lazım değil mi? Ha ben Şeyh Efendi'yi çok met etmişim. Suç bu. Kalbinde maraz var adamın. Sivaslılar da bir kısım Sivaslılar, hepsi değil. Ahmet Duran abiyi şikayet ediyorlar. Orada istişare yapıyoruz. Şeyh Efendi'ye şikayet ediyorlar. Diyorlar ki efendim Ahmet Duran abi sohbet esnasında benim şeyhim bir tanedir diyor. Şimdi Şeyh Efendi dönüyor ona. Ahmet Duran neden öyle dedin yavrum diyor, tamam mı? O da kendini savunacağım ben içimden yalvarıyorum. Duran abi sus. Susmak da bir edep. Sus, kendini savunacağım diye uğraşma. Adam kendi kendine açığını verdi. Kendi kendisini şikayet ediyor. Mürşid-i Kamil'in kerameti. Derviş aslında kendini şikayet ediyor. Diyor ki, efendim bu adam seni çok seviyor. Ben seni bu kadar sevmiyorum. Bu adam sana candan bağlı. Ben de kalden bağlıyım. Bunu söylüyor. Diyor ki bu adam kendince diyor ki ben yal dervişim. Ya bu hal dervişi. Bunun gözü senden başka bir şey görmüyor. Ben içimden diyorum ki Duran abi sus ne olursun. Allah rahmet eylesin. Amin. Duran abi kendini savunacağım da uğraşıyor. Sonra dedim mübarek ne yapmak kendini savunuyorsun. Adam dedim kendi kendini şikayet ediyor. Ne diyor? Efendim Ahmet Duran abi sizi çok met ediyor. İnsan sevdiğini met eder. Bir kimse sevdiğinin gözünü anlatsa bin bir gün bitiremez. Bir kimse sevdiğinin bakışını anlatsa bin bir gün bitiremez. Bir kimse sevdiğinin bir şeyini anlatsa bin bir gün yetmez. Yetmez. Seven için sevdiğini tarif etmek, sevdiğini anlatmanın sonu yoktur. Yoktur sonu. Anlat, anlat,
anlat, anlat. Bitmez ki. Sevmeyen kimse usanır. Sevmeyen kimse dinlemekten bile usanır. İçinden der ki, ulan ya sapıtmış bu. Şizofrenik bir durum. Şeyhini bu sapkın ya. Şeyhini ilahlaştırmış bu. Bu böyle şeyhini, habire şeyhini anlatıyor. Ya siz Hazreti Peygamber'le kafayı bozmuşsunuz. Biri söyle dedi bana. Sen dedi Hazreti Peygamber'le kafayı bozmuşsun ya dedi. He biz ondan bozduk kafayı dedim. Böyle durdu. Dedim doğru söylüyorsun. Biz kafayı onunla bozduk. Bizim yolumuz o. Bizim yolumuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Sen bozma kafanı onunla. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Duygu kuruluğu karayı gördü. Çünkü karadan doğmuştu. Ocağın İsa'sıyla ayağını denize bastı. Duygu o zaman bu aşağılık duygu. Dünyaya bağlı olan duygu. Mecaza bağlı olan duygu karayı gördü. O hiç manaya bakmadı. Ama İsa diyor. Can İsa'sı İsa. Ayağını denize bastı. Can İsa'sı. Haydi sizi İsa Aleyhisselam'a götüreyim. Havariler balık tutuyorlar. Gölün içerisinde. Havariler balık tutarken gölün içerisinde bir fırtına vuruyor. Fırtına vurunca havariler ne yapacağını şaşırıyorlar. Diyorlar ki ey İsa'nın Rabbi bizi koru. Bizi kurtar. Bir bakıyorlar ki İsa Aleyhisselam denizin üzerinde koşa koşa geliyor. Eliyle kayığı tutuyor. Dınk. Gölün kenarına getiriyor. Bakıyorlar ki İsa'nın ayağında ıslaklık bile yok. Can İsa'sı suya ayağını basar ama ıslanmaz. Sen bu görünenden kurtul. Manaya kanat çırp. Bu gördüğün her şey aldatıyor seni. Seni kandırıyor. Sen ona döndürüleceksiniz hitabını duymaya çalış. Şu kuru beden karada gezebilir. Canın gezişi ise denizin ta göbeğine ayak basarak olur. Sen bu bedene bağlı kalırsan dünyada dolaşabilirsin. Bu bedenden kurtulursan sen manadan manaya, perdeden perdeye, hayretten hayrete geçersin. Bu da mana denizinde seni yüzdürür. Sen bu bedenden, sen bu dünyadan, sen bu karanlıktan kurtulmazsan o mana aydınlığına erişemezsin. Sen mana aydınlığına erişmeye çalış. Ömür kimi dağlara tırmanarak, kimi denizleri geçerek, kimi ovalar aşarak, karada geçip gittikten sonra bu hayatı nereden bulacaksın? Sen ömrünü bu mecazda geçirir. Yok şunu yaptıramadım da, yok bunu ettiremedim de diye uğraşır da Allah'a yakınlaşmayı kendi üzerinde tesis edemezsen, sen bu gördüklerinle bu dünyayı, gördüklerinle bu hayatı sadece değerlendirir o bağda kalırsan bu hayatı nereden bulacaksın? Bu hayat ne? Ölümsüzlük. Ölmeden önce ölmezsen nasıl ölümsüzlüğü yakalayabileceksin bu dünyada? İmtihan yeri burası. Yakalanacak yer burası. Olacak olan yer burası. Burada bu hayata erişeceksin. Burada manaya erişeceksin. Yoksa sen son nefesinde gördüğün seni kurtarmayacak. Son nefeste herkesin gözünden perde kalkacak. Herkes gittiği yeri görecek. Sen gel. Daha son nefesine vermezden önce gözünden perde kalksın da sen buradan gör şimdi. Sen son nefesi bekleme perdenin kalkması için.
Şimdi perdeni kaldır. Şimdi sen cennetin kokusunu al. Şimdi cennetin kokusunu almıyorsan öldükten sonra bir anlamı kalmayacak. Şimdi mana denizine ayak bas sen. Öldükten sonra bir anlamı kalmayacak. Bu dünyadan göçtükten sonra bir anlamı kalmayacak. Şimdi sen Musa'nın hitabına eriş. Musa'nın hitabına erişmiyorsan öldükten sonra bir anlamı kalmayacak. Şimdi sen Muhammed-i Mustafa'yı dinle sallallahu aleyhi ve sellemi. Şimdi onun zikrullah halakasına otur. Şimdi onun cennet bahçesinde dur. Şimdi onun zikrullah yaptığı aleme sen de kanat çırp da onunla beraber aynı alemde Allah de. Yoksa bir anlamı kalmayacak sonra. Sen sabahlara kadar uyuyorsun. Horul horul. Sen bir 1000 tane tevhid çekmeden ya yatmayayım demiyorsun. 5000 tevhid çekmeden yatmayayım demiyorsun. O kadar Twitter'da işin çok ki. O kadar Facebook'ta işin çok ki. O kadar orada burada işin çok ki senin. O vatan kurtaracaksın sen 2 tweet atmakla. Evet. Sen tevhid çekmeyi bırakmışsın. Sen namazı da bırakmışsın. Sen güzel ahlakı da bırakmışsın. Sen bu dünyada kalmışsın. Bu dünyadasın. Bağı çözmemişsin dünyayla. Uykuyla bağı çözmemişsin. Heva hevesle bağı çözmemişsin. Nefsinle bağı çözmemişsin. Ömür kimi dağlarda kimi denizlerde geçti gitti. Beyhude gitti ömrümüz. Allah bizi affetsin. Denizin dalgalarını nereden yaracaksın? Sen normalde bu dünya ile alakalı şey yaptın. Nerede mana denizinde yürüyeceksin? Nerede mana denizinde dalgaları yaracaksın? Toprağın dalgası bizim vehmimizdir, anlayışımızdır, düşüncemizdir. Denizin dalgasıysa kendinden geçiştir. Sarhoş oluştur, yokluktur. O zaman bu dünya bizim için neymiş? Vehim. Kendi kendimiz vehmimiz, kendi anlayışımız, kendi düşüncemiz, ilahlaştırmışız. 3 tane ilah, vehim, anlayış, düşünce. Toplamı eşittir akıl. İlahımız bizim. Biz kendi vehmimizin doğru olduğuna inanıyoruz. Kur'an sünnete bakmıyoruz. Biz bu noktada kendimizce kendi anlayışımızı ilahlaştırıyoruz. İşin manasına bakmıyoruz. Bizim için kendi düşüncemiz önemli. Allah ne der, Resulü ne der? Değil. Bunları ilahlaştırmışız. Lat, Uzza, Menat gibi bunlar. 3 tane. Allah bizi muhafaza eylesin. Denizin dalgası ise kendinden geçiş. Sarhoş oluştur. Allah'a doğru yürüyüş, mana kendinden geçmektir. Kendi vehminden, kendi anlayışından, kendi düşüncenden sıyrılıp Allah'a teslim olmaktır. O ilmi ledüne teslim olmaktır. O ilmi ledüne tabi olmaktır. Sen bu sarhoşlukta kaldıkça o sarhoşluktan uzaksın. Dünyanın sarhoş olmuşsun. Dünyanın aklın sarhoş olmuşken sen manadan uzak olursun. Mana sarhoşluğundan uzak olursun. Bundan sarhoş oldukça o kadehe karşı kör kesilirsin sen. Sen dünyadan bu gördüklerinden sarhoş oldukça sen Mansur şarabına kör olursun. İçemezsin. Şu duyulan dedikodu tozu toprağa benzer. Bir zaman cağız da aklına başına al. Susmayı huy edin. Susmak büyük erdemlilik. Allah bizi onlardan eylesin. Müritlerin halvetten çık diye yalvarmalarından devam edeceğiz. 583 inşallah. El-Hidaye'de geçen bir kısmı anlayamadık. Namazda olan bir kimse çömelmez ve dirseklerini yere serip yüzü koyun yatmaz. Zira Ebu Zer, sevgili dostum beni horoz gibi yeri gagalamaktan köpek gibi
çömelmekten ve tilki gibi dirseklerimi yere serip yüzü koyun yatmaktan nehyetmiştir demiştir. Köpek gibi çömelmek. Yani bir kimsenin namazda secdeyi tam yapmaması. Namazda secdenin tam olması için bir, iki ayak baş parmağı, iki, iki dizi, üç, iki eli, dizler yere değmeyecek erkekler için. Dizler, el dizleri, bu dizler ayakta duracak. Alnı, yani pardon dirsekleri burada havada duracak, yere değmeyecek. Alnıyla burnu da secdeye değecek. Burnu secdeye değmezse secde yapmış olmaz. Bu hali yakalamazsa secdesi tam secde olmayanlardan olur. Bir yerde çalışıyor gözükerek sigorta günümün tamamlanmasını söylemek, sağlamak ve gözüktüğüm yere sigorta üretimi kendim ödemek caiz mi? Ya aramızda sigorta müfettişi var. Ben nereden şimdi bunu tamam diyeyim? Allah Allah. Ondan sonra desin ki şu soruyu soranı gönder bakayım bana. Savaş, sen bari cevap ver. Böyle bir şey hukuken caiz, hukuken suç değil mi? Evet. Hukuken uygun değil yani. Evet. Hukuken normalde devlet diyor ki o kimsenin resmi bir şekilde çalışması gerekir. Fiili olarak. Değil mi Savaş? Fiili çalışmış olması gerekiyor. Fiilen çalışmaması suç. Sigortalı görünürse, sigorta onu tespit ederse günlerini yakıyor mu? Günleri yakıyor, işverene de ceza kesiyor. Evet. Bu normal mevcut hukuk. Resmi hukuk. Teşekkür ederim Savaş. Buyurun. Bence dini tartışmak caiz değil. Evet. Yani bu hakaret olsa da olmasa da dini tartışmak. Ama mesela dini bir meselede fikir alışverişinde bulunmak bu uygun. Ama tartışmak uygun değil. Fikir alışverişinde bulunmak. Bu uygun. Evet bu uygun. Mesela bir kimse der ki ya Hanefi'de böyle böyle geçiyor ama öbürkü de der ki ya Hanefi'de böyle geçiyor ama ben bunu yapmakta zorlanıyorum. Şafi'de bu var. Hadis-i Şerif'te bu var. Bu fikir teatisi veyahut da tartışma biraz yüksek derecede geçiyor. Bunu münazara desek mesela. Bir mesele de bu uygun. Ama tartışma dinle alakalı çok uygun değil. Tartışmak, kalp kırmak giriyor işin içerisine. Evet, onun bir manası kalmıyor. Şimdi de insanlarda tartışma ve eleştirme kültürü hakim. Özür dilerim sizden. Bu çok önemli. Bakın, insanların ahlakı tartışmaya ve eleştirmenin üzerine kurulu. Sanki Müslümanlar yemekteyiz. Aa, ekşisi çok gelmiş. Var ya, bizim önümüze eleştiri kültürünü getirdi. Biz de eleştirmeliyiz demeye başladık. Haram kardeşler. Bir Müslümanın bir Müslümanı yüzüne karşı eleştirmesi dahi haram. Günah-ı kebair. Eleştiremezsiniz. Ham var ya şeyler, Vedat Milör. Yağı az gelmiş. Yok şusu şu. Herkes bir şey oldu. Ne o? Gurme oldu. Herkes gurme. Herkes kıyafet, modalist, stilist. Herkes din alimi. Herkes sufi. Herkes derviş. Herkes fıkıhçı. Her şeyi biliyor herkes.
Ve herkes her şeyde çok rahat eleştiriyor. Kardeşim senin eleştirme hakkın yok beni ya. Bu hakkı nereden duydun, aldın sen? Nereden aldın bu hakkı sen? Sana bu hakkı kim verdi? Beni eleştirme hakkını. Şimdi bunu söyleyince de duruyor şimdi. Herkes eleştiriyor ya. Herkes eleştiriyor çünkü. Birisi sen bu hakkı nereden aldın? Beni eleştiremezsin kardeşim. Sana ne? Bana gel nasihat et. Sabahtan akşama kadar senin nasihatini dinleyeyim ben. Sen doğru bildiğin ne varsa gel bana nasihat et. Eyvallah. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Hadis-i şerif. Eyvallah. Nasihatini dinleyeyim senin. Eleştirmeyi kim sana bu hakkı verdi? Hani o kendince şöyle diyor. Sen eleştirilmeyi istemiyorsun kardeşim. Eleştirilmek haram. Eleştirmek haram. Sen o eleştirme hakkını kimden aldın? Eşinizi dahi eleştiremezsiniz. Çocuğunuzu dahi eleştiremezsiniz. Nasihat edin. İsteklerinizi söyleyin. Sen bunu böyle yapıyorsun da, bunu şöyle yapıyorsun da, bu böyle olmaması lazım da, böyle ediyorsun da, eleştirdin. Eleştirdin. Sen de ki, hanım, ben salatanın limonunu az severim. Örnek. Ben çok tuzlu salata yemek istemem. Sen hep tuzlu yapıyorsun da, her şeyde tuzlu yaptığında bir türlü düzgün bir salata yemedim de, ekşiyi fazla kaçırmışsın da, eleştirdin. Bakın küçücük bir şey, eleştirdin. Yanındaki arkadaşını eleştiriyor. Senin sakalın neden böyle? Sana ne? Sen bana sünnet olan sakalı, bildiğin sünneti anlat. Sana ne benim sakalımın boyundan? Sen bana sünneti anlat. Sana ne benim sünneti işleyip işlemediğimden ne eleştiriyorsun? Sen bana namazı anlat. Sen bana namazı öğret. Benim namaz kılıp kılmadığımdan sana ne? Neden eleştiriyorsun beni? Bunu bizim içimize yerleştirdiler. Herkes çok rahat, herkese eleştiriyor. Herkes çok rahat din tartışıyor. Harıl harıl kavga ediyorlar. Kardeşim ya, din nasihattir. Bildiğin bir şey varsa söyle. Onu da o kimse nasihattan alacaksa söyle. Nasihattan alacağını düşünmüyorsan, içtihadında hata yapmışsındır. Bir sevap alırsın. Çekil kenara, içtihad ettin. Yani dedin ki bu adama nasihat edilmez. Neden? Çok sinirli şimdi. Veyahut da ya bunu din anlatamam şimdi. Ortam müsait değil. Bir adım geri çekildin. Bak ne yaptın? Bir sevap işledin. Ha buna nasihat edeyim. Harika. Ettin, yerini buldu. 10 sevap aldım. Bu adama nasihat edilmez. Gerçekten öyleyse geri çekildin, yine 10 sevap aldın. Buradaki o kimse o anlık vakaya iştahat edecek kendince, kalbince. Bunu anlatayım mı anlatmayayım? Nasihat edeyim mi etmeyeyim mi? Eleştirmek yok. Bizde eleştirmek oturtturdular. İçimize yerleştirdiler. Ya adam dükkana gelmiş. Selamünaleyküm, aleykümselam. İşte hocam sizinle görüşecektik. Buyurun. Bu koltuğu neden buraya koydun dedi. Dedim Mustafa Özbağ. Dakika bir, gol bir. İçimden. Böyle tebessüm ettim ben. Yandan sana. Yani böyle dedim, uygun gördüm ben dedim. Olmamış bu koltuk burada dedi. Doğrudur dedim, olmamıştır. Ama dedi buranın dedi böyle dedi ambiyansını değiştirmeniz lazım sizin dedi. Böyle baktım. Hanımefendi hoş geldiniz. Buyurun, ne sormak istiyorsanız sorun. Dediler ki dedi, orası tasavvuf vakfı. Burası tasavvuf vakfı mı dedi?
tabelası var dedim. Tasavvuf vakfı değil burası dedim. E dedi bu tabela burada var, bu tabela var burada dedim. Bir arkadaş bunu işlemiş. Ondan sonra bu işlediği şey dedim çok güzel. Bana dedim hediye etti. Nereye asarsan as dedi dedim ben. Ben de onu buraya koydum dedim ben. Çok güzel bir şey. Uygun bir yer olursa dedim asacağım onu dedim. Bana dediler ki dedi orası tasavvuf vakfı. Demişlerdir dedim. Ben susuyorum şimdi. O illaki başladı tekrar. Hanımefendi dedim sizin bir psikolojik, psişik bir rahatsızlık geçirdiniz mi dedim ben. Nasıl yani dedi. Dedim kapıdan içeri girdiğinizden beri dedim koltuğu eleştirdiniz. Buraya eleştirdiniz. Buradaki sistemi eleştirdiniz. Herhalde dedim gerçekten siz rahatsızsınız galiba dedim. Böyle baktı. Bana dediler dedi oradaki kimse anında anlar. Evet rahatsızım dedi. Dedim istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Sıkıntı yok dedim. Buyurun oturun. Size dedim çay söyleyeyim tamam mı? Ondan sonra çayı dışarıdan mı söylüyorsunuz dedi. Evet dedim ben. Herkesin içtiği çaydan mı dedi. Evet dedim ben. Zehirlenecek çünkü. Hüseyin abi iki çay getir getirdi. Bir Hüseyin abiye baktı öyle bir. Hüseyin abi de mesai başlamış. 2:30'da başlıyor onun mesai. Yanaklar pembe pembe. Baktı ona. Dedim Hüseyin abi mesai başladı mı? Başladı. Hacı abi dedi. Nerede çalışıyor ayrıyetten dedi. Rahatsız. Ama hani onu tabii biz bir şekilde rahatsız olduğundan şey ama içinde hastalık eleştirmek. İçinizden eleştiriyi kesin. İnsan sevdiklerini eleştirmez. İnsan sevdiğini eleştirmez. Sevdiğine laf söylemez. Sevdiğini kırmaktan, dökmekten ürker. Dikkatli davranır. Bakın dikkatli davranır. Eleştirme kültürü içimize oturmasın. Selamünaleyküm, El Fatiha'ma selavat. 5 dakika özel görüşebilir miyiz? Bu konu hakkında.